Güzel. Arkadaşlarım geldiler. Emin Avşe bize bir şarkı okusun. Güllü'den söylüyorum. Evet. Yok. Ama güzel şarkı. Böyle şey değil. Eminem Ünlü güzel şarkısı okur. değilsin. Güzel ama Yok yok Müslüm de güzel. söylüyor. Söyle yavrum, sen Tek söyle. tesellim kaldı o da hayalin. Onu da al eğer acımıyorsan. Hiç düşünme beni ne olur halim. Hep uzaklarda kal acımıyorsan. Hiç düşünme beni ne olur halim. Hep uzaklarda kal acımıyorsan. Yaktın sevgi denen duygularımı. Yıktın dağlar gibi umutlarımı. Çaldın bu günümü, yarınlarımı. Gel canımı da al, acımıyorsan. Acımıyorsan, acımıyorsan. Unutmak istesen unutulmuyor. Seven gönül sözle avutulmuyor. Bir kadeh boşalıp biri doluyor. Kır kadehleri Eşit. de acımıyorsan. Bir kadeh boşalıp biri doluyor. Kır kadeh lerde acımıyorsan. Yaktın sevgi denen duygularımı. Yıktın dağlar gibi umutlarımı. Çaldın bu günümü, yarınlarımı. Gel canımı da al acımıyorsan. Acımıyorsan, acımıyorsan. Eminem, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Şimdi Ağzına çok güzel sağlık söylüyor. canım. Evet, Sahracığım geldi. Merhabalar. Merhaba tatlım. Hoş Kimse geldi. hoş Ay bu arada bulduk. apartmandan komşum da vardı. Yine Ay iş yerimin olsun. oradan yine arkadaş vardı. Bize yakın yine onların da iş yeri var orada. Onlar da vardı. Kahve falan içtik, muhabbet Çay ettik. içiyoruz. Belki dedim hani çekmedim aslında. İzin verirlerdi belki de ama şey yapmadım. Rahatsızlık vermek istemedim arkadaşlara. Böyle biz oturuyoruz. Evet anacığım da burada. Onları da çağırdım da yanıma. Meraklı. Canımsın. Anne Annem konuş. de burada. Anne Ne konuşabilirsin konuşacaksan konuş. bebeğim. Sana yaptıklarımı söyleyeceğim. Söyle Söyle. yavrum. Hadi Annem biliyorsun çok seviyor. bakalım. Söyle yavrum. Dur tatlı. Bal yedim, pekmez sandım, ağzımı yakmaz sandım. Ben meleğe güvendim, beni Uy, bırakma bak melek sandım. yanına cayırlayayım mı bak. Hiç cayırlayayım mı bak seni hiç bırakmıyorum anne. Dağlar başı fıraktı, melek beni bırakmaz. Bırakırsa bıraksın, acısı beni yaptı. Yavrumsun yavrumsun. Ama artık annem alıştı şimdi. Her dakika Evet, yanındayım. alıştı. Evet, O şimdi benle ben onunla. şey yaptık, Esra'yı da yaktım Esra'yı da. Ha, orada yakmış. Gelemiyorum, Vallahi mı? Kendi söylüyor bunlar. gelemiyorum yavrum, yolların uzak. Önüme koydular demirden tuzak. Wow. Ben onu söylemesene diye ben ağlarım diye tek olmuş gibi olayım diye gövde diye. Tabii canım. Canımsın. Alsın. Anacığım, Neyse. anacığımı Gidiyor. severim ben çok. Gelemiyorum. Yollarım tiken. Ayrılık değil mi? Boynumu Allah. büken. Oy canımsın. Anacığıma burada Allah razı olsun. Yanıma gelmek için dördüncü kata çıkıyor. Herkes gıpta Vallahi. etti sana zar değmesin Maşallah. yavrum. Maşallahı var Maşallah. maşallahı var Maşallah. anacığımın. Allah uzun Allah, ömürler Allah'ım versin. sağlıklı uzun Amin. ömürler versin. Hepimize Başımızdan eksik yavrum, etmesin. hepimize. Başımızdan eksik Zaten etmesin bu ya dünyası, hem Rabbim. dünyası Aynen. hem Evet. ahiretine düşkün. Canımsın. Herkesin Yok anası anamsız kızı. yapabilir miyim ben? Anası Yavrum düşkün benim o. olmak insan. Her Severim ben dünyası anama. ömür dünyası. Anacığım çok dualar ediyor. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Allah iyilik versin. Çoluğunuzu çocuğunuzu size bağışlasın. Amin. Evlerinizi yıkmasın Allah. Amin Amin. amin. Yuvalarında huzur versin. Allah keselerinize hızır yağdırsın. Amin. Amin. Amin yavrum benim. Ağzına sağlık. Bir tanem veda edebilirsin.
Çocuklarınızın ayaklarına taş dokundurmasın. Allah sizinkine de dokundurmasın. Amin yavrum. Hadi güle güle. Kendine iyi bak. Yavrum yanımda benim. Allah'a emanet olun. Hepiniz. Güle güle. Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün misafirlerimi ağırladım çok şükür. Temizlikti. Günü zaten öyle geçirdim. Temizlik. İş güç. Şimdi çamaşırlar. Bol bol bitmiyor. Her evde aynıdır. Kesinlikle. Ama benim bu telefonuma gerçekten bir şey oluyor arkadaşlar. Işığı gidip geliyor. Daha yeni telefon. Yani şunu anlamıyorum. Yeni telefona ne olabilir? Onu da bilmiyorum artık. Bakacağız. Allah izin verirse. Bunlar da göstermiştim. Hatta şeyden aldım. Eski Mardin'den aldığım pijamalar. Artık yeni yıkamak nasip oldu. Çamaşır hiç bitmiyor. Daha yıkanacak bir sürü var. İnanın bir sürü var. Her evde aynıdır da. Bizim ama annemin evde de aynıydık. Ben bilemiyorum. Aynı çamaşır heyecanı. Aynı şeylerle coşup geliyoruz yani. Ay Elif'ime tabii üzüldüm çocuğum. Sen bugün diyorum ya kuzenini ara ki onunla oraya gideceğim ben diyerek babaanneni ara. Kuzeni var çünkü. Çocuk oyun istiyor ne yapsın. Burada benimle kalsa işte sıkılıyor evin içinde. Ben bugün tabii onu götürdüm iş yerine. Çay ocağına bıraktım. Orada bıraktım derken dedesi geldi. Gelene kadar bekledim. Dedesi geldi. Kızımı işte ona verdim. Bitti. O arada işte kahvaltı yaptım. Onun sayesinde bir de oraya gitmiş oldum. Bu arada ışığı neden böyle alıyor? Bir de şöyle deneyeceğim. Neden böyle yapıyor? Bakacağım. Çocuğumu işte yollamış oldum. Ne yapalım? Gitmek istedi. Değişiklik arıyor çocuğum. Sabah olsa ki ben onu gezmeye götürecektim. Ama bir şey diyemedim. Tabii çocuk bu. Onun istediği olsun istedim. Kuzucuğum ne isterse o olsun. Ne de olsa çocuk çocuğa oynamak istiyorlar. Çünkü evin oraya gitmek isteyecek. Ben eve gitmeyecektim. Bugün iş yerine uğramayacaktım. Bu sefer de aklım onda kalacak. Emine teyzesi sağ olsun. Bakmıyor diyemem yani. Kızcağız bir sürü ilgileniyor. Ama gerçekten benim şu telefonda var bir sorun arkadaşlar. Bu elektrik ışıklar neden böyle yapıyor onu anlamış değilim. Bir saniye. Azıcık da şöyle yakayım bakayım. Hepsi bir yanınca da aynı mı oluyor? Acaba diyorum ışıklardan mı düşüyor dedim ama yok ondan değil sanırım. Nefresimleri falan değiştirdim de. Onların da içine girmiş hep çamaşırlar. Böyle. Bizler de böyleydik arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin cümlemize. Anacığım yine duasını yaptı. Sağ olsun. Geldi yanıma. Kuzucuğum baktım ki sofrada dua ediyor. Bu da benim şeydi. Böyle namaz falan kılarken başımıza iyice bürümek için. Buna şu şeyi assam daha iyi olacak. Tepeye uzun çünkü. Şöyle dursun. Mandala da gerek yok. Ne de olsa. Hepsine takmıyorum. Düşecek şeylere takıyorum. Yerde düşse de bugün zaten kaç keredir temizlik yapıyorum. Ev tertemiz de. Yine de düşmesin. Bunun yalnız şu takımın birinin çarşafında lastikliymiş. Buna dikkat etmemişim. Aklıma gelmedi şahsen. Lastikli olması daha iyi. Diğeri bozulabiliyor hemen. Ama bunda düzeltmene gerek kalmıyor. Çünkü lastik var. Lastik olduğu için burada kolay oluyordu. Ama ne yapalım olsun. Bu da böyle boyu uzun olduğu için şöyle yayacağım mecbur. Evet. Böyle işte arkadaşlar. İşi gücü bitirince rahatladım. Dedim çamaşırımı da asayım. Bu takıma bayıldım yalnız ben. Biri yazmıştı Gaffur'un şey. Gaffur diye şey vardı. Yalan Dünya'da neydi? Avrupa yakasında vardı.
Onun da pijamalarında böyle tabii. Mavi tabii, erkek o ki. Şimdi bunlar moda ama yani. Yüze bulduğuma çok şükrediyorum. Bizim burada bunlar daha pahalı. Orada buldum. Bulmuşken de kaçınmayayım dedim. Pijama her yerde gerekiyor. Allah korusun, bir doktora gitseniz bile. Yatmak zorunda kalsan insanın bir pijama lazım oluyor tabii ki. Temiz bir şeyiniz olacak bir kenarda. Ben de görmüşken kaçırmayayım dedim. Aldım yani. Şöyle yapalım. İçeri sıcak. Biz kombiyi çok erken yaktık. Çünkü neden derseniz üşüdük sanki, onu hissettik. O yüzden kombileri falan yaktık. Yaktığımız için de sıcak. Çamaşır daha çabuk kuruyor. Kışın biliyorsunuz zor. Kapıya assanız da kurumuyor. Ne yaparsanız yapın. Burada bir de büyük daha var ama bakalım. Bu büyüğü de hepsinin üstüne atacağım mecbur. Alttakiler de kurur. Ne yapayım ben? Olmadı peteklerin üstüne atıyorum. Petekler de bu ne de olsa oturma odasında sorun olmuyor. Çocuk da yok. Şu an daha şey olur yani. Kurur. Ertesi güne kurur. Çarşaflarının yastıkları. Güzel çıktı. Malı iyi. İndirimdeydi zaten. Bu da indirimdeydi. Şöyle altını altına asacağım işte. Kurusun. Önemli değil. Yenisini taktım zaten diğerine. Yedek olunca iyi. Kızımın adı bir de var. O işte benim çocuğumu ben. Bunu da bunun altına koyayım. Hatta mandallayıp düşmesin bu küçük. Bu düşmesin. Anacığım erken kalktı yalnız bugün. Şeyden dolayı eve gideyim de dedi. Merak etti abim falan, biliyorsunuz eşinin de kolu kırık. Yemek falan da veririm dedi. Abim kapıda oturuyorlar ya. Genelde annem yemek verir. Herkesine. Bizim hepsine verir onların. Komple kim gelirse kapıya genelde veriyor yani. Gideyim de yemek falan ayarlayayım dedi. Evet, bu bayağı bir büyük. Bunu da şunun üstüne yayacağım. Ne yapayım? Burada böyle. Böyle. Dediğim gibi en fazla 2 günde kurumuş olurlar. Çoraplarımı da alayım. Düşürmüşüm. Neyse ki. İş güç bitti ya, benim için önemli olan o. Temizliğim yapıldıktan sonra bana gerisi boş. Hepsi kolay geliyor yani. Evi bayağı bir uğraştım bugün ama temizmiş zaten. Yerleri sildiğimde baktım yani sular. Bizim evde ne kadar kalıyoruz ki? Bir akşamdan eve geleceğiz de. Evde kirlenecek. Kalmadığımız için doğru düz baktım hiçbir şey yok sularda ama evi tabii halılar yeni ya. Halı yeni olunca arkadaşlar ister istemez baktım ki halılar karışıyor. Yerden tüy kalkıyor. Sanki ince ince tüyler kalkıyor. Ha, bu arada şeyi de göstereceğim. Durun size. Burayı kapattım. Yönden aldığım. Arkadaşlarım ev bakmaya geldiklerinde ihtiyacım bir şey varsa alırsın diyorlardı. Şunu serdim şu an. Bu halıyı serdim. Bu 4 metrekare ile 6 metrekare. 6 metresini sermedim şu an. Sadece 4 metresini attım. Tam koltuğuma uyan bir renk. Yani öyle bir denk geldik ve fazlasıyla güzel oldu. Şöyle biraz da sohbet edelim sizinle. Evde böyle arkadaşlar. Şöyle yapayım. Ay. Böyle işte arkadaşlar. Ben de koşturmaca bugün işlerimi güçlerimi hallettim. Ay sağ olsunlar, ayaklarına sağlık. İşte misafirlerim de geldi. Kahve falan içtik. Böyle pastalı mastalı değildi zaten. Hani kahve içmeye gelmişlerdi. İnşallah bir dahaki sefere ayrıyeten yine oturmaya gelirler. Böyle günüm geçti. Anneciğim de geldi. Çok mutlu oldum. Bu arada dün gece şey de oldu ya. Tam videoyu atıyorum. Uykum geldi. Çok geç oldu tabii. O video bayağı bir geç geldi.
Ben de farkındayım ama elimde olan bir şey yok. Dedim ki odada kendi kendine atar, hani içeriden çekiyor zannettim, interneti çekmemiş. Bir de uyandım ki ne doldurmuş ne bir şey olmuş. Gecenin saat 5'inde kalktığımda fark ettim. Videom daha yeni yeni atıyor. Atmış o arada, pardon, içeri götürmüştüm çünkü. Telefonu bir daha içeri götürmüştüm. Orada video attı. Tabii gece 5'i geçiyordu benim atarken size gönderdiğim video. Dünkü videom işte. Önceki akşamı zaten söyledim. Ağrılardan hiçbir şey yapamadım. Fazlasıyla erken yatmıştım yani. Çünkü daha kaldırmıyordu bünye. O ilaç da atmamışım. Bende de var. Nasıl oldu? Dalgınlık. Nasıl bir dalgınlıksa o ağrıdan çok, ama dedim ya, nasıl olayı beni mahvetmişti. O çok acı, canımı çok yakmıştı. Aşırı derecede canımı yaktığı için yatmıştım. Daha basamıyordum bile. Ayağımın üstüne, Allah kimsenin başına vermesin. Düşünemiyorum. Çok canım yandı. Bütün canınız orada yani. Resmen. Neyse ki videomu attım. Biraz şey oldu ama şu anda ne kadar izlendi onu da bakmadım, emin olun. Bakmaya fırsatım da olmadı. Diyorum ya, evle uğraştım. İşimi gücümü hallettim. Çok şükür. Salı akşamı da kaderime işte kader gelecek eşiyle, Allah izin verirse. Bizim Necdet ablamın, biliyorsunuz, kızı. Hatta şey de gelecek, Necdet ablam var işte, annem. Hep beraber kendi yine aile arasında oturacağız. Ondan sonra yine aynı alacaklarım var, sıraya dizeceğim. Arkadaşlarım var. Gelecekler yine var bana. Ben diyorum ya, ben misafiri seviyorum arkadaşlar. Yani sonuçta diyorum, evim barkım, her şeyim düzgünse hiçbir şeyden çekinmiyorum asla. Diğer hazırlıklar benim için hiç zor olmuyor. Evde şükürler olsun işimi hallettim. Tertemiz. Gayet güzel bir süpürürüm. Olur biter, misafirlerimi yine haylayla ağırlarım diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle. Bir anneciğim de geldi ya. Kadıncağız maşallah çıkıyor. Allah nazarlardan korusun. Ya Rabbim onu gözden, hem gözden nazardan korusun ya Rabbim. O dört, bu dördüncü kata kadar geliyor ya. Ona çok mutluyum. Allah'ım o gücünü hiç elinden almasın. Ya Rabbim almasın. Benim hep ev ararken annem için çok korkuyordum. Yanıma gelemezse ben ne yaparım diyerek hep böyle yüksek aramıyordum. Ama bu evi görünce tabii dayanamadım. Çok da güzel. Rahatım. Evim çünkü iş yerime çok yakın. Evimde her şekilde ferah bir ortam. Yani sevdim. Bir ev size gülecek. Yani içeri girdiğinizde o size huzur verecek. Vermiyorsa ben öyle duramıyorum arkadaşlar. Huzurlu olacaksın bir evin içinde. Ev de çok önemli. İnsanın ısınacaksınız. Yani her şekilde ne derler? Bazen bir yere girer, onca ev bakarsınız benim gibi. Evi beğenmezsiniz ama bir yere girersiniz, oranın olması için çabalarsınız. Mutluyum, şükürler olsun. Evimden yana da huzurluyum. Komşularım da çok iyiler. Tabii çoğu kişiyle gidip gelmedik. Biz burada kaç daire var? 4 daire var zaten tek daire olarak. Onlarla da beraber işte zaten Özden'le görüşüyoruz. İkinci katım, burada oturan ikinci kattaki arkadaşım. Onun sayesinde zaten, önce Allah sonra onun sayesinde buraya almıştım, biliyorsunuz. Ondan sonracığıma diğerleriyle de Allah izin verirse selamlaşıyoruz ama inşallah onlarla da yani tanışacağız. Allah izin verirse diyorum ya. Hep işte oluyorum zaten, akşam kaçta geliyorum eve. Genelde işte bazen 5'te çıkıyorum, bazen 6, bazen 7-8. Belli olmuyor, duruma bağlı olarak belli olmuyor. Bugün tabii artık cumartesi pazarları kendime izin verdim ama pazar yine giderim herhalde iş yerine. Çünkü eşimin orada işleri olacak. Yine iş yerinde var. Onun yanında olurum. Kızlar da gelecekler yine. Muhabbet oluyor. Güzel geçiyor. Yani pazar günü de beraber oluyoruz. Gerekirse bir yerlere çıkarız. Aha, bu arada ayakkabı bakacağız ayağıma. Ayağım çünkü çok felaket. Bu ayakla pazar günü yürümeyi düşünmüyorum o ayakkabılarla. Canımı yakıyor. Aşırı şekilde canım yanıyor. Ortopediğin artık diyorum ki, yani inanın parasından da geçtim de rahat edeceğim bir şey olsun. Verdiğim paraya değsin istiyorum. Ayağım bir ayakkabıya böyle rahat etsem, yani buldum desem bununla hep aynısıyla devam edeceğim yani. O denli canım yandı. Çünkü ayakta kaldığım sürece onları giymek zorundayım. Diğer zamanda zaten giyiyoruz, topuklu falan giyiyoruz. Ama açık yazın çok rahatım. Ayak açık, rahat, hiçbir sorunum yok. Nasıl olmuyor? Ağrısını o kadar hissetmiyor. Terlik giyiyorum. Hiç ağrım bir şeyim olmuyor. Acıyan hiçbir yerim yok.
Ama kışın ayakkabına yana çok dertliyim arkadaşlar. Genelde kar botları giyiyordum. O da tabii zamanı değil. Kar bot olunca rahatlıyorum. Ayak böyle sürtünmüyor. Zaten aldığım her ayakkabıda ben bir numara büyük alırım. Kapalıyı. Yazlıklarda normal ayağıma göre alıyorum da. Ama yine de o ayak rahat etmiyor. Yine etmiyor. Ne bileyim artık bir şeyler yapacağız Allah izin verirse. Olacak yani arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün evet biraz kısa bir video oldu kısa. Yemeğim var çok şükür bir şey yapmayacağım bu akşam. Olan aslında balık alacaktı bizimki de. Onu da almaktan vazgeçmiş yarın alırız dedi. Artık getirse de sorun yok. Yani 2 dakikada yaparız fırında hallediyorum. Onun zaten istediği tarzlar onlar. Dolması falan var çay may içeriz kahvaltı yaparım dedi. Zaten yemek de var çorba da var. İstediğinden artık yer. Dediğim gibi kutucuğum yok. Çocuğum benim. Evdeydim bugün. Yanımda olsa iyiydi. Artık gitmek istedi. Bir şey diyemedim. Çocuğum özlemiş demek ki. Çocuk çocuk arıyor yanında. Kesinlikle bir çocuk arıyor ama nasip işte. Kısmet. Olmadı ya. Yani. Kısmette neyse ötesi yok. Yalnız kaldığı için de gitmeyi için can atıyor. Gitsin gelsin. Kuzum bir kava alsın. Hasta olmasın yeter ki de. Bu kış ayları ne anneme yarıyor ne ona yarıyor. İkisine de. İkisinin de bronşitleri hemen azıyor. Birinin de zatürresi zaten annemi biliyorsunuz. Annemin öncesi de var tabii. 3-4 sene önce daha beterdi. Hastanede 1 ay yattı neredeyse. 20 günü geçmişti tabii ki. 1 aya yakın yattı. Çok uğraştık. Yeter ki iyi olsun. Kendini toparlasın diye. Bu hava değişimlerinde hep korkuyorum onun adına. Allah korusun ya Rabbim. İnşallah güzel geçer. Allah onu başımdan eksik etmesin. Anacığım benim, baş tacım, her şeyim. Neyse arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız diyorum her zaman. Bugün hiçbir şeye bakamadım. Ne yorumlara, ne hani çok ne diyeyim size, izleyemedim bile. Kaç kişi beğenmiş, ne yapmış diye. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın abone değilseniz. Ben her zaman diyorum, sizleri iyi ki tanımışım. Kesinlikle iyi ki tanımışım. Tabi arada böyle şeyler çıkabiliyor kalp kırmaya müsait olanlar ama olsun ne yapalım. 5 parmağın 5'i bir değil. Ben zaten sorun olunca diyorum ya sizlere her zaman. Ben buradan söylüyorum zaten. Bu sistem amaçlı değil de yani kişilere sadece belirtmek amaçlı. Yani bunu yapmakla bir şey kazanmıyoruz diyerek. Kırıcı olmakla hiçbir şey kazanmıyoruz kesinlikle. Eleştiri tabii ki eleştiri olacak ama eleştirine dozajı çok çok önemli. Kırmadan, dökmeden ben her zaman diyorum. Ben hiçbir zaman kendi yapımda bu olmadığı için belki de kırıp dökmeyi çok seven hiçbir zaman sevmedim. Çok canım yanması lazım ki kalp kırabileyim. Onun da çok büyük bir kalp kırışı olmaz yani benim için. Kesinlikle kinim de olmaz. Beni tanıyan çok iyi bilir. Böyle nefretim de olmaz. Çok çabuktur. Tuzla buz gibi 2 dakikada anında tekrar kırdığım kalbi daha hemen kazanırım tekrardan. Büyük bir diyorum ya kimseye nefretlik bir şey bırakmadım bu zamana kadar. Hani adını duyduğunda duymak istemiyorum, görmek istemediğim dedikleri bir kişi olmadım. Allah yine de o duruma getirmesin. Hiçbir zaman öyle bir insan olmadım. Kendimi kırdım, kimseyi kırmadım hiçbir zaman. Bu yüzden işte kırılmalarım ya zaten. Hemen orada bir yorum görünce açıklamalarım. Yapı meselesi. Elimde olan bir şey değil. Hani ne kadar açıklama deseniz de ben yine oradan böyle üzüldüğümü anlatmak istiyorum. Hani ben ona üzüldüm o yoruma diye biliyorum yani. Yapı. Yapı yani. Değişemezsiniz ki. Bir insan ne demişler? 7'sine neyse 70'inde oymuş. Kesinlikle ne kırmayı seviyorum. İşte kırılmaktan da insan tabii istemiyor. Hiç kimse istemez. Kimse kırılsın istemez. Neyse daha fazla lafı uzatmayayım ben. Sizleri dediğim gibi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.